Merhaba. Savaşlarda söylenir. Sahada galip geldiniz diyelim. Masada da kazanmalısınız. Çünkü orada komutanlar değil diplomatlar vardır. Ve işleri silahsız çatışmasız avantaj sağlamak üzerine kuruludur. Kaliteli diplomatlarınız yoksa kaybedebilirsiniz. Tersi de doğrudur. Harpte yenilseniz bile deneyimli bir ekip bunu masada lehinize çevirip kimi kayıpları telafi edebilir. Türkiye'de yerel seçim hezimetinin ardından iktidarın denediği bu. Daha önce başardığı için bu konuda kendini mahir görüyor. 31 Mart bizim için bir bitiş değil. Aslında bir dönüm noktasıdır. Kağıt üstünde 4 yıl seçim olmayacağı bilgisini pompalıyor fakat rahat değil. Önümüzdeki yaklaşık 4 4,5 yıllık bir süre var. Emin olmak için gerilime, şiddete, korkutmaya ihtiyacı var. İyice köşeye sıkıştırdığımız bölücü terör örgütüne ölümcül darbeyi mutlaka indireceğiz. Kadim otoriter yönetim tarzıdır bu. Değişmez. AKP rejimi Van'da bunu denedi. Şeytani bir yöntemle seçime saatler kala kazanması garanti başkanı düşürüp onun yarısından az oy almış kendi adamına mazbata vermeye kalktı. Her olanda bir hayır vardır. Hukuki yönden konunun tartışılacak tarafı yok. Karar da siyasidir, bunun geri çekilmesi de. Gözden kaçmış, esasen aday bile olamazmış diyemezsiniz. Diyarbakır 5. Ağır Ceza'nın yaptığı buydu. Kimi hukukçu muhalifler diyor ki, bu durumda seçimin yenilenmesi lazım. Kararı kabul ediyor yani. O bölgede seçim 10 kere yapılsa hepsinde aynı parti açık ara kazanır. Fakat mevzu bu değil yok hükmündeki kararı yargının yüzüne çarpacak sandıkta kazandığınızı rejim yargıçlarına yem etmeyeceksiniz. Bunun yol olmasına izin vermeyeceksiniz. Devlet Van'da sıralı tüm unsurlarıyla pusu kurmuş. Şeytani dedim çünkü birinci olan adayı düşürüp ikinciye mazbata vermek sandıkta kayyım atamaktır. Belediye meclisinde çoğunluk muhalefette de olsa değiştiremez başkanı. Seçilmiş başkan muamelesi görür. Mazbata sahibine teslim edilince Van meydanında olmak vardı. Pazar gecesi başlayan eğlenceyi devlet bitirdi. Halkı devlet sokağa döktü. Ortalığı devlet batırdı. Sonra Vanlılar çevre temizliği yapıp kutlamalara bu defa daha coşkulu devam ettiler. İki kere zafer kazandılar. Fakat her şey yeni başlıyor. Seçim gecesi henüz ilk sonuçların ardından yaptığım analizde Erdoğan yumuşar mı sertleşir mi sorusuna şu cevabı vermiştim. Seçmenden sert bir şamar yedi. Muhalefet cephesinin işi bitti diye düşünmemesi gerekir. Akılcı hamlelerle zaferi kalıcı hale getirmeli. Hata yapmamalı. Vanda kurulan pusu muhalefetin tehlikeyi erken sezip organize olmasıyla püskürtüldü. Doğrudur. Buna izin verirse kayım yarın bizim kapımızı da çalacak. Endişesi etkili oldu. Bu yönüyle samimi bulunmayabilir. Fakat olsun. Şu veya bu nedenle Van'da işbirliğine giden demokrasi güçleri örgütlü eylemle hakkını söke söke aldı. Güney sınırlarımızın ötesinde bir teröristan kurulmasına izin vermeyeceğiz. Bakın iktidarın en saldırganlaştığı anlar Türklerin ve Kürtlerin tabanda yan yana geldiği anlardır. Böyle bir döneme girdik. Belediyeleri devredemiyor. Ankara'yı mı devredecek? İlk taarruzda bozguna uğradılar. Yeni planlar yaptıklarından emin olabilirsiniz. Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre vardır. Vandaki darbenin çökertilmesinde sadece demokrasi güçleri veya sosyal ağlarda verilen tepki etkili olmadı. Konu iktidar unsurlarının da içine sinmedi. Önce derin bir sessizlik oldu. Sonra ya iç kavganın ya da sırtlarındaki tek omurganın etkisiyle bilinmez, özellikle iki ismin itirazı önemliydi. Aziz Babuşçu milli iradeye saygısızlık kabul edilemez derken konunun siyasi olduğunun altını çizdi. Hayati Yazıcı sonra silse de cinnet hali deyip yanlıştan dönülmesini kutladı. Bu ikisi de Erdoğan'ın çelik çekirdeğinde mevcut rejimin taşlarını döşeyen ve şu güne kadar itiraz etmemiş isimler. Seçimin ardından yapılan ilk yorumlardan birinde dikkatimi çekmişti. Millet kendinden umut kesilmemesini gösterdi gibi bir şeydi. Eskiden oyunu atar evine dönerdin. Bu mesaj siyasilere bir dönem yeterdi. Beğenmezsen sonraki seçimde değiştirirdin. Bu dönem bitti. Artık sadece oy vermekle bitmiyor. Seçtiğini omuzlayıp makamına oturtman ve bir sürede çevre güvenliğini alman gerekiyor. Yeni başlıyor. İktidar değişimi hayli sancılı olacak.